yani zor bir durum. Ama ben sizden de duymak istiyorum. Niye şalan hazırladın? Babası bana hangi konuda yalan söylüyor? Ortada bir gerçek var. Babası kızının nerede olduğunu çok iyi biliyor. Neyi? Bir dakika. Şimdi her iki... Dur be. O diyor ki... babası diyor kızının nereye kaçtığını iyi biliyor. Siz diyorsunuz ki Mahmut vallahi karısının bilmiyorum nerede olduğunu iyi biliyor. Önce sizden dinlemek istiyorum. Kızım, kocası geliyor karısını evde bulamıyor. Kaçta gelmiş sonra... işten? Abiniz kaçta işten geliyor eve? En geç 7'de 7.30'da evde oluyor. 45 dakika sonra. Evet, sonraki süreci anlatın lütfen. Kardeşim eve geliyor. Hı hı. Zile basıyor, kimse çıkmıyor. Hı hı. Sonra kendi anahtarıyla içeri giriyor. Hı hı. Eşini bulamıyor. Hı hı. Sonra eşinin babasını arıyor. Babası telefonu açmıyor. Hı hı. Eşinin annesini arıyor. O da telefonu açmıyor. Ağlamış, öyle şey. Evet, 5 kere aradı beni dedi, duymamışım aradım dedi. Evet. Aramış, o onun kendi aramış sorunu, beni ilgilendirmiyor. Tamam. Kardeşim sonra bir araba tutuyor. Dur be, dur be, dinle, dinle. Sonra oradan gelip Tavşanlı'ya otele bakmışlar, hastaneye bakmışlar, karakola ifade vermişler. Hı hı. Verdik, biz de o, verdik. O bizim haberimiz sabah, çarşamba günü sabah saat 7.30'da haberimiz oldu. Babası bize akşamdan haberi vermedi. Bizim çarşamba günü sabah onlardan haberimiz oldu. Hı hı. Kendisinin geldiği zaman benim sizden bir şüphem yok. Benim kızım nereye gitti? Yerini biliyorsun sen. Yalan söyleme. Yalan konuşmayın. Yalan. Kızın. Kızı dedi. Kızım kendisi kayboldu dedi. Çocuğu. Siz ben kızımı bulup öldürürüm dediniz mi? Evet. Hayır hayır. Hayır yarışın hayır. Hayır kesinlikle demedim. Öyle olsun. Başımın üstünde yeri var dedim. Hata da yapmış olabilir dedim. Damadım bir suçu yok, ben kızıma zarar veririm dedi. Peki gelininiz Mukaddes daha önce de evi terk etmiş miydi, bu ilk gidişi mi? Bu ilk gidişi. Hı hı. Kocasını aldattığı için gitti. Yazıklar olsun, yazıklar. Nereden biliyorsunuz bu durumu? Kocasına ihanet etti, yalan söyleme. Peki Hakan Kahraman kim? Araştırdım bunu da. Oraya bununla gittiğini söylediniz. Oğlunuz söyledi. Mukaddes'in başka biriyle bir ilişkisi böyle olduğunu bir şey mu? Hakan Kahraman konusuna da geleceğim. Siz Mukaddes'in başka biri için mi evi terk ettiğini düşünüyorsunuz? Evet, başka birisi için terk etti. 31 Aralık'ta. Hı hı. 31 Aralık'ta bir gece bir gün Bursa'ya gitmiş. Orada Hakan Karakayım, Akkayım onunla beraber olduğunu söylemiş kardeşime. Ne zaman bunu söylüyor bunu? Bunu babası da söylüyor. Bunu babası da söylemiş telefonda kardeşime. Hayır, şimdi bu Hakan Kahraman'la siz Hakan iletişim Kahraman kurdunuz mu? Hayır bak, Hakan Kahraman'la iletişim kurdum. TikTok'tan kızınızın bir arkadaşı. Bir sefer görüşmüş. 3-4 ay önce görüştüm dedi oğlan. Bursa'ya gitmiş. Evet. Söyledi bir... TikTok'tan görüştüm dedi. Kardeşlerle. Ama dedi 3-4 aydır görüşmüyorum dedi. Evet. O 31 Aralık dediği günde kız çocuğu cenazedeydi. Kimin cenazesinde, hangi benim şehirde? Benim eniştemin cenazesinde dedi. Hangi şehirde? Benim kız kardeşimin. Aha. Hangi şehir? Açıklamam bir şey yok değil mi? Eniştem vefat etti, intihar. Hayır hayır, hangi şehirde cenazeye katıldı? Bursa'da mı? Demirbilek'te. Benim köyümde. Ha, sizin köyünüzde. Yani yeri yurdu. Annesine bir geldi cenazeye. Yeri yurdu bellidir. Annesine bir yalan geldi beraber. Peki, cenazeye. Peki şimdi karşı taraf diyor ki Mahmut'u başka biriyle görüştüğü için aldattı diyor. Hayır hayır siz hayır. Siz diyorsunuz ki benim Mukaddes 31 Aralık'ta evdeydi. Yaptı. Siz her şeyi kızınız kaçtıktan sonra mı öğrendiniz? Evet vallahi hepsini ben öyle öğrendim oldu. Babaanne size göre Mukaddes'le ilgili her şeyi bilip niye saklasın? Saklayıp niye buraya gelsin, ortaya çıkacağını bile bile. Ben niye buraya çıkayım ya? Zaten ben gelmez. Ben 85 bin lira ağzına balgı için çıkıyorum. Benim kızım böyle bir şey yapmadı. Siz yaptınız bunu. Ben bu kızı almadan buradan gitmeyeceğim.
O bu kız almadan gün... buradan gideceksin. O gün... Sen de gideceksin. Orada değil. Tamam. Gidilmeyecek buradan. O gün ayı bu. Kız buradan. Hadi canım. Kızın nerede olduğunu biliyor musun siz? Siz ne? Aileniz katil. Nereden tamam, katil yaptın ama sen şimdi ya? Şimdi onlar biliyorlar, onlar biliyorlar ya. Bir de Burdu'ya ya. Yuvutturuyorlar, yuvutturuyorlar aslanı. Kafamda ağırdı anne diyor. Bilmem kapsam ya. Bilmem kapsam ya. Bir de yazıklar duyamıyorum olsun. Ne diyor? Benim kız kardeşimin kekemeliği var. Kardeşinizin kekemeliği var, evet. Evet, Allah'tan asla bir şey. İnsanın Allah'tan canına kıymaz. Şey. Hastalık Allah'tan asla gelen bir şey. Asla biz böyle hayır, şey yapmaz. Hayır, hayır. Yapmaz. Peki hayır. Siz niye öldürüldüğünden bu kadar eminsiniz? Benim kızımda da yüz felci var. Yüz felci geçerli. Üzeyir Beyciğim, kızınızın öldürüldüğünden nasıl bu kadar eminsiniz? Ya da niye öyle düşünüyorsunuz? Biliyorlar, bunlar yerini biliyorlar, yalan konuşuyorlar. Ya bak canlı yayında da yalan konuşuyorlar. Ben size soruyorum. Sizin duygunuzu merak ediyorum. 23 Mayıs'tan beri mukaddesi ortada yok. Siz eminsiniz ki ulaşamadığınız için kızınızın öldürüldüğünü mü düşünüyorsunuz? Ben vallahi öldürüldüm. Hayatından endişelenme başladım tamam. Ama belki TikTok'tan birini bulup kaçmıştır. Ya ölüsü dirisi çıkacak bu çocuğum. Ben ölüsü de kabulün, dirisine de kabulün. Sen kızını görmek istiyorsun ben, sadece. Ben kızımın hayatından endişe ediyorum. Ben hayatından endişe ediyorum kızımı. Esra Hanım, ben hayatımda ne düşündüm kızıma? Haklısınız bak, Allah kimseye böyle bir duygu yaşatmasın. Evet yaşatmasın, Allah düşmanına yani, yaşatmasın böyle bir şey. Şöyle düşünün ya, bakın insan bir can yakınınızdan değil, küçücük bir böyle size ya ait olan anılarınızın ya, olduğu bir benim objeniz, bir şeyiniz kaybolsa günlerce ama aklınızda kalır. Bir evladın kaybolması ve ondan haber alamamak tabii ki babayı bu isyankar hale getiriyor ve olası her şeyi düşünüyorsunuz. Siz aynı şekilde düşünüyor musunuz? Aynısı, aynısı. Bu ben Hatice ablaya soruyorum. Sen de düşünüyor musun kızının başına bir şey geldiğini? Ben de düşünüyorum. He? Ben de düşünüyorum. Sen de düşünüyorsun. Suçladığın tek karşı taraf. Karşı taraf. Evet. Ama o da çok sizi suçluyor. Vallahi bizim alnımız hak. Ben alnım bak olmasa ben buraya çıkıp konuşmam. Şimdi bak görüntüler ekranda. Hani o gün gelen hani zorla arabaya bindiren falan bir durum yok. Yok. Ben, bir taksi geliyor. Cimmiş. Taksinin plakası... Kütahya'ya mı ait? Farklı bir şehir. Şu an göremiyorum ben burada. Okuyamadık. Biz de okuyamadık. Biz mesela de fark edilmesin emniyete diye verdik. Etrafta çok bilinçli bir hareket yapıyor. Valiz elinde komşular tarafından görünmesin diye içeriye giriyor. Taksi geldiği zaman tekrar çıkıyor. Bir de bayık kayboldu gün bayı. Eşyalarını toplamışlar. Eşyalarını ortaya toplamışlar. Daha bir şey yok ortada. Ortada kız, bak bir buçuk kız damadımın elinde değil. Evden ayrılacak kişi de ben o valizin de o gün 20 dakika içerisinde hazırlanacağını düşünmüyorum. Valiz de bence çok önceden hazırlanmış. Ben de öyle yoğun. Şey, o gün bir akşamdan biz... planlanmış bu. Akşamdan planlanmış bu. Ne zaman da eşya toplayacak. Komple kurulmuş bu çocuğun. Bizde de mi saat saatten gedilerde geldi. Hatice Hanım bir de bak bu altının resmini size atıyor ya. Eşi diyor ki altın al. Bak burada... Bir altın alsın diye eş gönderiyor. Demek ki orada bir para var. Bence altını almıyor kızınız. O parayı da kaçmada para kullanıyor. Almamış. Para da almamış. Para da almamış. Para da almamış. Nasıl para almadan eşini niye kuyumcuya hayır, göndersin? Hayır. Bu alayda para da alınmamış. Ben ödünç, onlar da araştırdım. Biraz önce konuştuk ya. Para kuyumcudan bir ödünç altın istiyor. Kuyumcuda da veresiye var mı? Yok. Burada bir gariplik var zaten. Eşinizi bir kuyumcuya, eşinizi kuyumcuya ödünç alsın al diye gönderir. Yok, yok. Parasını götürün değil. Ne para almış, ne iş almış. Size niye attı resmi? Atmadı, Hatice resmi biz atmadı. Annesine atmış. Annesine de atmadı, gösterdi. Arabada gösterdi. Gösterdi. Nereye size? Niye? Niye gösterdi resmi? Vallahi bilmiyorum. Temel ağrı göster, anlayamadım. Bana yani altın mı aldın dedi. Benim haberim olur bu olay. Ne dedi size? Anne dedi, aha bunu ha öyle hemen altını gösterdi. Anne, aldın mı dedi, şükür, bunu şükür mu beğeniyorum dedi. Aman dedi, kenarda dursun dedi, ben biriktiriyorum bu dedi. Biriktiriyorum falan bir şey demedi, hemen ağrı gösterdi bana. Peki, ya ben aslında Mahmut'la konuşabilsem çok güzel olacak ama Mahmut da telefonda... Ya Mahmut'la lütfen ekip arkadaşlarım görüşsünler. Mahmut buraya gelirse yüzle çok daha kolay iletişim kurarız. Şimdi görümce de diyor ki ben Mukaddes'in kaybolduğunu bir gün sonra öğrendim. Aynı evet gün içerisinde bize hiç kimse hiçbir şey söylemedi. Evet. Ertesi güne kadar beklediler. Evet. Beklemenizin sebebi diğer aile üyelerine söylememe sebebiniz... Kendisi bir de damat söylemen dedi. Bu da söyleyen dedi de ve damat söylemen dedi. Kardeşiniz saklamış bu bilgiyi. Kardeşi sakladı. O konuda ben hiç bana söylemedi. Tam tersi söyleniyor. Hayır annesine hayır. Onu dedi kardeşine soracaksın. Kim dedi bunu? Mahmut mu dedi size? Onu kardeşine soracaksın. Bunu bize Mahmut söyledi. Kayınpederim söylemeyin dedi. Hayır hayır. Eşinde var. Yalan konuşuyorsa bir dakika. Şimdi ilk kez Mukaddes kaçıyor.
Onlar hep daha yani kardeşinizi suçluyorlar ama siz de diyorsunuz ki mukaddes gitti. Belki bir yerlerde bir şekilde bulunur diye anne baba aman duyulmasın kimse bilmeden biz bu işi arkadan halledelim diye düşünmüş olabilir. Olabilir mi? Bunlar evet. Düşünmüş olabilirler öyle. Olabilir. Bunlar böyle kardeşiniz olabilir. Sonraki süreçte size bir şey anlattı mı? Kardeşim şu an çalışıyor. Hı-hı. Ve biz asla bu babasıyla annesinin iltihaplarından hiçbirisinden bizim alakamız ilgimiz yok. Hı-hı. Çünkü benim kardeşim esnaf çalışıyor yani herkesten. Herkesi araştırabilirsiniz, çağrı tutabilirsiniz. Benim kardeşim asla böyle bir şey yapmaz. Türkiye'de var anne. Asla zannetmiyorum ve düşünmüyorum. Kızı kendisi gitti. Sizin haberiniz bu olaydan. Hepinizin haberi var. Gelsin. Hepinizin haberi var. Bu olaydan hepinizin haberi var. Yıktınız madem diyordunuz. Bir şeyden bir şey yok. Ortaya niye yiyordunuz? Ama onun sebebi şu da olabilir Üzeyir Bey. Mukaddes kaçtı. Bundan sonra geri dönse de bizim böyle bir gelinimiz yok. Biz boşanacağız da demek olabilir. Ya ben hani dedim, kimi dedim. 100 kere de kaçsa karım karım diye peşinde koşar. Ben kızım dedim bulunsun önce. Kızım bulunsun. Anlaşmalı boşanın dedim. Anlaşmalı. Tamam Üzeyir bak. Oraya gelene kadar eşyaları koy ya belki de bu ailenin bir tavrı. Yani biz eşyaları verelim şu saatten sonra şu dakika dönse bizim için bitti demek. Siz buna evet, da sinirleniyor bitti. Olabilir misiniz? Hayır hayır. Bunlar, peki, şimdi benim siz, kızım başımın üstü yeri var. Şimdi sinirleniyorsunuz arada kızgınlıkla söylediğiniz şeyler var. Onları da duyamıyorum ve kaçırıyorum da. Babaya bu kadar öfkeli olmanızın sebebi nedir? Benim mi? Evet. Babası var ya çok aşırı yalan söylüyor. Hı hı. Benim sinir olduğum dava bu. O gün çarşamba günü konuştuklarıyla şu anki konuştukların arasında dünya fark var. Onlara... Çarşamba günü kızım dedi nereye gitti bilmiyorum dedi. Tamam onun da haberi yoktur ona da bir şey demiyorum. Hı-hı. Ama gerçekten şu an gerçekten çok sinirliyim. Farkındayım. Yani yukarıda Allah var ben hiç kimse yalan söylemiyorum yemin ederim şu an size. Hı hı. Yani kardeşimin hiçbir olayla ilgisi alakası yok. Ha, şahit getirsin. Kızımı öldürdü desin ben o zaman geleceğim yavruya konuşacağım. Bu kız bulursun. Kız, kızı bulun. Kızı. Bunlarla alakası yok. Kız benim şahidin var mı? Benim kardeşimin öldürdüğünü gördün mü? Kardeşim niye bıçak çıktı benim kızıma ya? Niye söylemedin bana?